Bu videoda okyanus asitlenmesi üzerinde duracağız. Bunun da atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun artması sonucu gerçekleştiğini göreceğiz. 800 bin yıl önceden bugüne kadar olan zaman aralığını incelediğimizde, ki bu zaman aralığının büyük bir bölümünde insanların henüz ortaya çıkmamış olduklarını da belirtmek istiyorum hemen. Evet, bu aralıktaki karbondioksit konsantrasyonu 200 ile 300 ppm arasında değişim göstermiştir. Yakın zamanlara geldiğimizde ise bu konsantrasyonun ortalamaların çok ama çok üzerinde olduğunu görebiliriz. Bu eksen uzun bir zamanı kapsadığından bu artışın ne zaman ve neden gerçekleştiğini belirlemek çok da kolay olmayabilir. Bunun için geçtiğimiz birkaç yüzyılı biraz daha yakından incelemeye ne dersiniz? Bu grafiğin bize verdiği iki temel mesaj var. Mavi çizgi gerçek karbondioksit salınımlarını gösteriyor. Sanayi devriminin öncesine ya da ilk yıllarına geri gittiğimizde karbondioksit salınımlarının hala çok düşük düzeylerde olduğunu görebiliriz. Son 100 yılda ise büyük bir artış göstermeye başlamış. Salınan karbondioksitin güle güle diyerek atmosferi hemen terk etmediğini de bilmelisiniz. Atmosferde kalmaya devam eder ve karbondioksit salınımları bu şekilde devam ettiğinde de kümülatif bir etki oluşturur ve bu gördüğünüz düzeye ulaşır. Sanayi devriminden önce ya da devrimin ilk zamanlarında 800 bin yıl öncesine dayanan ortalama değerlerdeyken kümülatif bir artış sonucu ortalamadan çok yüksek olan bugünkü seviyelere geldi. Bu durumun okyanuslarımız üzerindeki etkilerine gelecek olursak, havadaki karbondioksitin okyanuslarla hatta yeryüzündeki tüm su kütleleriyle etkileşim içinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Elimizde H2O yani su olduğunu düşünelim. Bu su karbondioksit ile etkileşim içine girerse ortaya karbonik asit yani H2CO3 çıkar. Bağlarının yapısını da göstereyim. Oksijenlerin her biri bir hidrojenle bağ yapar. Evet, molekülün buna benzeyen bir yapısı var. Bunun karbonik asit olarak adlandırılmasının sebebi kolaylıkla bir hidrojen iyonu bırakabilmesidir arkadaşlar. Bu da bikarbonat HCO3- ile dengededir. Karbonik asitten bir hidrojen iyonu çıkarırsak bunu elde ederiz. Eksilen hidrojen iyonunu da bu şekilde ekleyelim. Artı H artı. Okyanus suları ile tepkimeye giren karbondioksitin konsantrasyonu arttıkça daha fazla karbonik asit ve daha fazla hidrojen iyonu elde ederiz. Tepkime bu yönde ilerler. Bunların özellikle de karbondioksitin oranı artar. Bu durumu okyanuslarda gözlemlemek de mümkün. Okyanus pH'ının sanayi devrimi öncesi değeri 8,2 idi ve şu anda 8,1. pH değeri düştükçe elimizdeki maddenin daha da asitleştiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Bu noktada 8,2 ile 8,1 arasında çok büyük bir değişiklik yok ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak pH'ın logaritmik bir ölçeği olduğunu unutmamalısınız. Bu da onun kuvvetlerinin söz konusu olduğu anlamına gelir. İşin matematiğine girecek olursak, pH hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır. Bu ikisi arasında hidrojen iyonu konsantrasyonunu karşılaştıracak olursak, 10⁻⁸,1 bölü 10⁻⁸,2'yi hesaplamamız gerekir. İşlemi yapınca bunun yaklaşık olarak 1,26'ya eşit olduğunu görürüz. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Sanayi devrimi süresince bu grafikte gördüğümüz trendler sebebiyle okyanuslarımız %26 daha asidik. Bunun neden önemli olduğunu tahmin ettiğinizi düşünüyorum ama ben yine de söyleyeceğim. Mercan resiflerini hatırladınız mı? Ya da deniz canlılarının kabuklarını. Kalsiyum karbonat bunların oluşumunda önemli bir rol oynar. Kalsiyum karbonatta artı yüklü bir kalsiyum iyonu bir karbonat iyonu ile iyonik bağ kurar. Karbonatı da bu şekilde çizeyim. Bunun karbonik aside ne kadar da çok benzediğini görüyorsunuz değil mi? Okyanustaki hidrojen iyonları arttıkça ki bunun da asitlenme sonucu gerçekleştiğini bir kere daha söyleyeyim. Bu durum bu oluşum sürecini bozar. Demek istediğim karbonat gidip de kalsiyum iyonları yerine bu hidrojen iyonları ile bağ kurar. Bu durum kalsiyum karbonatı doğrudan etkilemez. Kalsiyum karbonat her yerde karşımıza çıkar. İncinin yapı taşlarından biridir. Tüm yaşam formlarının katı yapılarında bulunur. Hatta midemiz için kullandığımız antiasit yani mide asidi giderici ilaçlar bile aslında kalsiyum karbonattan oluşur arkadaşlar. Ancak ortamın asitlenmesi canlıların homeostazını yani iç dengesini bozar. Organizmalar pH değişimlerine karşı çok hassastır. Günümüzde küresel ısınma hakkında çok şey duyuyoruz. atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonlarının yükseldiğini biliyoruz. Ancak bu durum sadece okyanusların ısınmasına sebep olmakla kalmıyor. Az önce öğrendiğimiz gibi aynı zamanda okyanusun asitlenmesine de sebep oluyor. Bu durumun daha doğrusu sonuçlarını görmeye başladık arkadaşlar ve uzun zaman boyunca da görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.